Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen Gökbey helikopterinin 2023 yılının ilk yarısında yerli motorla uçuş yapması hedefleniyor. TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran gibi planlıyoruz. Bu gerçekten ciddi başarı dedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda, BTK Akademi'nin girişimiyle düzenlenen BTK Akademi Kariyer Zirvesi 22 Başarı Hikayeleri Oturumu'na Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Akşit katıldı. Oturuma başkanlık yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve inovasyon çalışmalarında son yıllarda kat ettiği mesafeye ilişkin bilgiler verdi. Bu alandaki çalışmalarının en dikkat çekici sonuçlarının savunma sanayisinde görüldüğünü vurgulayan Kacır, son olarak Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu yapan Kızıl Elma ile dünya tarihine imza atılacak bir gelişmeye ulaşıldığı belirtti. Kacır, savunma sanayisindeki başarıların ekosistemin doğal sonuçları olarak ortaya çıktığını ve milli teknoloji hamlesinin en görünür olduğu alanın savunma sanayisi olduğunu kaydetti. TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit, konuşmasında ağırlıklı olarak bütün dünyaya parça üreten şirketin, zamanla gelişen kabiliyetler ve altyapı olanaklarıyla motor tasarlayıp üretir noktaya geldiğini söyledi. Akşit, TEİ'nin imalat yeteneğiyle alanında dünya lideri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEİ-TS-1400'ün geldiği aşamaya ilişkin bilgiler veren Akşit, şöyle konuştu. Gökbey helikopterinin yerli motorla ilk uçuşunu önümüzdeki yaz görmeyi umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza motoru 3-5 yıl arasında çalıştırırız dedim. 3 yıl dolayında da ilk çekirdeğini çalıştırdık. Bir motorun ilk çekirdeğinin çalışmasıyla seri imalata girmesi uzun bir süreç. Atak helikopterinin ithal edilen motoru ilk uçuşunu 8. yılda yapmış, proje süresi 13 yıl. Biz ilk TS-1400 motorumuza Mart 2017'de başladık. İlk uçuşumuzu önümüzdeki yıl Mayıs-Haziran gibi planlıyoruz. Bu gerçekten ciddi başarı. Proje süremiz de 8,5-9 yıl. Çok hızlı çalışıyoruz, bütün altyapıyı sıfırdan kuruyoruz. Motoru tasarlamak yetmiyor, tek kristal döküm teknolojisini, kaplama teknolojisini, alaşımları geliştiriyoruz ama hepsini yaptık. Motor teknolojilerinin çok hızlı sonuç veren süreçler olmadığına işaret eden Akşit, motorun ikinci döngüsünde prototip imalatı yaptıklarını, uçacak motorun ise 8. döngünün ürünü olduğunu ifade etti. Akşit, 8 kere motoru baştan aşağıya tasarladık, her seferinde biraz daha iyileştirdik dedi. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin farklı alanlarda Ar-Ge merkezlerine ve 6500 Ar-Ge personeline sahip olduğunu söyledi. Aselsan'ı bir teknoloji ve Ar-Ge şirketi olarak nitelendirdiklerini dile getiren Görgün, bir yandan mevcut sorunlara ilişkin çalışmalar yaparken bir yandan da geleceğe odaklandıklarını anlattı. Görgün, daha az kişinin ilgilendiği konularda yenilenmeye, keşfetmeye çalışmak bizim günlük problemlerimiz içinde. Savunma sanayisinde zorluklarla uğraşmayı, zor problemleri çözmeyi seviyoruz. Bunların etkisi ve sonuçları çok daha büyük oluyor diye konuştu. Görgün, bugüne kadar yürüttükleri Ar-Ge projeleri sonunda birçok ürünün seri üretime dönüştüğünü ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ülkede yazılımcı olmak isteyen gençlerin sayısının artmasının sevindirici olduğunu, bunun yanında çoğalan bilgisayar mühendisliği bölümüne rağmen insan kaynağı ihtiyacın karşılanamadığını söyledi. Yazılım ürünleri ve yazılımcı yetiştirmeye yönelik çok yönlü çalışmalar yapıldığına işaret eden Nacar, bunun sonucu olarak birçok fikrin hayata geçirilip şirkete dönüştüğünü belirtti. Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu.
çok fazla iyi yatırımcının Türkiye'de yetişmeye başladığını görmek bizleri mutlu ediyor. Yurt dışına gönderilebilecek insan kaynağı yetiştiriyor olmak da gurur veriyor. Daha önce bizler yurt dışına eğitim almaya giderken günümüzde gelişmiş ülkelerde çalışan insanlarımız çıkıyor. Bu güzel bir nokta. Diğer yandan da bu insan kaynağını ülkemizin imkanlarıyla yetiştiriyoruz, önemli projeleri onlara emanet ediyoruz. Bu insan kaynağı toplu şekilde başka tarafa kayınca diğer projelerimiz kesintiye uğrar mı? Bu kaygıları da taşıyoruz. Nazar, geçmişte haber sana birkaç üniversiteden mezun olabilenlerin girebildiğini, yaygınlaşan ve gelişen üniversite eğitimiyle Türkiye'nin hemen her üniversitesinden çalışanları olduğunu ve başarıyla şirkete katkı verdiklerini kaydetti.